Devam ediyoruz arkadaşlar. Kolezyum, Kolezyum, Temple ve buradaysa Stable var. Hepsi de bu hariç fazla uzun sürmeyecek olan binalar. Devam edelim. Umarım yakın zamanda bir savaş çıkmaz. Of of, yine gidiyor ya bunlar. Çok az kaldı. Hatta azı geçtim bu turn 300 faith'e ulaştık. 300 faith'e ulaştık bu turn. Bu turn olmasa bile yakın, çok yakın zamanda çıkacak bize şey. Ben bunlarla uğraşmayacağım. Denize çıkıyorum. Oradan karşıya geçeceğim. Buradan bunu yok edelim. Şunlarımız düzelecek biraz ama ne kadar bilmiyorum. Oo, müttefik olacak kadar. Harika, süper. 25 altın geldi. Kaç oldu bunlarla aramız? 76. Bir süre için. Bir süre yani. -1 -1 gidince 16 turnlük. Ama bunlar bize bir şey veremiyor ya. Şekeri var. Niye şeker vermediler bize? Bizim de mi var yoksa şeker? Yok, bizim şekerimiz yok. Bakayım. Yok, şeker henüz gelmedi. Bu turn veremedi anlaşılan. Önümüz turn. Çünkü o artı 4 getirir bize. Mutsuzluğumuz kaybolur yani. Bir barbarı öldürdük. 50 puanda kampı yok ettik diye. Uf. Bu kadar vereceğini beklemiyordum ben ya. Çok iyi. Şöyle tarım yaptık. Yine tarıma devam mı acaba? Yoksa buraya gidip bir tarla mı yapsak? Bir maden mi yapsak diye düşünüyorum. Kim başka? En iyisi ben buraya geleyim, burayı yapalım. İki şehirden biri kullansın. Her türlü işe yarar yani. Gel arkadaş, gel. Gel. Bakalım. Bir kritik bir bilgiye bakayım. Böyle körlemesine gidiyoruz ama 28 binlik gücümüz var. Etiyopya'nın 44. Hala saldırmadılar ama 28 bin. Yani şunu upgrade etmek istemiyorum. Şu an yapabiliriz ama. Çünkü hiçbir özelliği olmayan bir asker ya. Gerçi varlığı yokluğundan iyidir. Her türlü yani. Gel upgrade edelim ya. Bak bir dakika. Hemen bir enteresan bir 28.425 değil mi? Biz bunu upgrade edelim. Şu an görünmeyecek. Şu an görünmeyecek ama önümüz turn görünecek. Bakalım ne kadar fark ettirecek bana. Çok az fark ettirecek. Hatta 29.000 olur muyuz bilmiyorum. 28.425. Hatırlayın arkadaşlar. Sizin hatırlamanıza gerek yok zaten. Yani videoyu 5 dakika geri alıp bakarsanız. Hemen bunlara bakacağız. Umarım istediğimiz şeyler gitmemiştir. Beliefs gel. Orada hangi dinde ona bakmadım ama. Hepsine bakalım. Hızlı, çok hızlı bir şekilde bakalım. Etiyopya'ya bakmaya gerek yok. Ona daha önce bakmıştık. Çok iyi değiller. Enhancer'la Reformation'a bakacağız. Enhancer, City State'lere hızlı gidecek. Çok ciddi bir şey değil. Sanırım bunu ben daha önce yanlış algılamıştım. Bu daha eski bir şey. Misyonerler barbarlara dönüştürüyor. Geç, hiç önemli değil. Nerede Enhancer? Burada. Prophet'ler %25 daha güçlü, daha ucuz. Ondan sonra Reformation'da üniversite gibi binaları Faith puanlarıyla inşa edebiliyorsun. Sonra ne var, ne var, ne var, ne var? Budizmin var. Reformation'ı, endüstriyel falan filan. Enhance. Oo, harika. Demek ki hiç kimse bizim istediğimizi almamış. Bu Etiyopyalılar karşı bir koz olarak kullanılabilir yakın gelecekte. Tamam. Ne kaldı? Bunu dönüştürdük. Şu an bir şey kalmadı. Devam ediyoruz. Bu ada güzel bir yere benziyor. Aslında çöl mü, yok, plainmiş, düzlük. Çok güzel bir yer değil ya. Ama şu mesela şu tepenin üzerine bir şehir kurulabilir. Şurada gümüş var. Faydalı olabilir belki. Şöyle bir gelelim.
Böyle bir çıkalım. Çünkü karaya çıkınca daha uzun mesafeleri görebiliyoruz. Hemen yeniden bir inceleyelim. Evet. Burada güzel bir gümüş, burada güzel bir ipek var. Şuraya şehri kurdun mu, ikisine de sahip olabilirsin. Buradan ben yürüyerek bu tarafa gideceğim. Bakalım neler varmış aslında. Sınırları az çok görebiliyoruz. Bu küçük bir adaya gibi duruyor. Ada gibi. Şimdi keşfe devam. Barbar kalmadı diye umut ediyoruz. Keşfe gidelim. Arada bir belki durdururum. Şey yapsın. Canı artsın diye. Bunu ben yine bekleteyim burada. Çok az kaldı. Önümüz dönüp çıkacak. Ertesi dönemde inşaata başlayacak. Ne kaldı? Bir şey kalmadı. Hemen az önce bahsettiğim bilgiye bakıyoruz. Heh. 28.705. 29.000 bile olamayabiliriz dedim. 450'den 700'lere falan çıktık. Ne kadar az etkiledi. Yani yeni bir ünite yapsanız gerçekten çok etkiler ama upgrade'ler o kadar büyük miktarda etkilemiyor. Upgrade, yani o puanı ne etkiler? Bunun puan güç değerleri. Muhtemelen şu güç değeriyle bu güç değerinin ortalamaları. Mesela normal bir askere baktığınız zaman da işte şunun gibi. Onda da tek bir değer var. O değer önemlidir. Peki o puan niye önemli? Neden bu kadar üzerinde duruyorum? Çünkü diğer devletler o puan üzerinden bir formülasyonla bize savaş açıp açmayacaklarına karar veriyorlar. Yani yapay zeka o şekilde karar veriyor. O yüzden çok düşük olmaması lazım o puan. O puan o yüzden önemli. Bu arada bize yani müttefikimiz var ama hiçbir işe yaramıyor ya. Neden? Ha, yaramadığı sebebi anladım. Ya yazık bunlara. İşçin var, hadi düzeltsene şurayı. Ya şeker şeyleri, tarlaları diyelim. Yıkıma uğramış, yazık bunlara. O yüzden bize şeker meker veremiyorlar. Neyse. O da bizim şanssızlığımız diyeyim. Hadi devam. İşçimiz, bir dakika ya. Şurada bir iş yapıyorduk. Bitti değil mi bu? Ben bunu satmadım. Belki de satabilecektim. Unutmuş olmuş. İşte geldi. İşte geldim. Buradayım. Oo, bu kadar da küçük bir ada değilmiş. Hemen gidiyoruz. Bu kıta da o kadar da küçük bir kıta değil. Dur, bu işi en sona bırakalım. İşçi, çık bakalım. Evet, sana bir şey kalmadı. Prophet, şehir nüfusu bir artmış. Bina yapacağız. Burada ne bitti? Kolezyum. Ne yapabiliriz? Bakıyorum. Grand Temple, işte Fez ve Casablanca'da birer temple daha çıkartırsam o zaman yapabileceğiz. Şunu yapabilirim. Misyonerlerin gücü daha fazla olacak buradan çıkarsa. Aslında isterseniz bunu yapmak lazım ya. Etiyopya'dan önce bunu yaparsam harika olur. Şu binanın inşaatını başlattığım zaman bir şey çıkıyordu ya. Bu ne acaba? Ha, Mozeli. Bu da görünmüyor galiba. Henüz inşaat başlamadığı için herhalde. Bir turn geçerse belli olur. Bakayım bunlar ne yapıyor? Bir şey var mı acaba diye bakıyorum. Sanırım yok. Şurada bir şeyler var ama şehrin kendisi. Acaba evler mevler. Bu şey kütüphaneydi, büyük kütüphane. Şu Oracle. Oracle yok, Oracle değil de neyse işte önemli değil. Bu da eski. İspanya'ya bakıyoruz. Tabii başka devletler de var. O da ayrı mesele tabii. Onları göremiyoruz şu an. Onlar bir şey yapmıyor gibi duruyorlar. Tam yapmaya çalışalım bakalım. Olursa harika, olmazsa da yapacak bir şey yok. Şimdi tabii bu dönüştürme yeteneğini ben şuralarda kullanmayı çok isterdim ama şu anda dinimizi geliştirmemiz gerekiyor. Evet, din geliştirme zamanına geldik. İkinci, ben hep bahsettiğim, istediğim neydi falan diye soru kesin aklınızda vardı.
Şu religious text denen şey dinin %5 daha güçlü yayılmasını sağlıyor. Basıncını, miktarını arttırıyor. Ayrıca printing press denen bir teknoloji var. Onu da geliştirdikten sonra %50 fazla olmuş oluyor. Diğerlerine bir göz atalım istiyorsanız. Misyoner ve inkizitörleri %30 daha ucuza almak. İyi bir şey aslında isterseniz ama. Yani, bilmiyorum ne kadar işimize yarar. Din %30 daha uzaklara ulaşır. Din basıncı. Bu da işe yarar. Aslında bunu alamasam bunu almayı düşünüyorum. Ya da ikisi birbirinin yerine geçebiliyor duruma göre. Mesela daha sık miktarda şehirler varsa birbirlerine yakın. Bunu açtığınız zaman yani normalde uzak, daha uzağa ulaşmaktan bahsediyoruz ama bunu açtığınız zaman şehirler birbirlerine daha fazla iç içe girecekler. Normalde birbirini etkilemeyen şehirler de birbirini etkilemeye başlayacak ve daha fazla basınçlar oluşmaya başlayacak. Geç. Bu iyi. Bunu geç. İşte şu olabilir belki. Yani daha çok misyoner çıkartmamızı sağlar. 130 daha ucuz. Ama basıncımız zayıf. Yine de düşüneyim ben onu biraz. Bu esnada bunu alalım. Shrine'lar birer tane mutluluk verecek. Bunlara bakmıştık aslında. Hatta karar bile vermiştik ama şimdi geldi hatırla. Shrine Temple emek verecek. Onu geç. Bizim şu an happiness konusunda sıkıntımız var. Parayla ilgili yok. Parayla ilgili değildir. Bir önceki neymiş? Religious Center. Temple'lar ama işte Müslüman olan yerlerdeki temple'lar. O da biraz sıkıntı verdi bize. Çünkü hepsi Hristiyan'a dönüştü. O aldığımız yerler. Yani gerçekten çok mutsuzluk verici. Yani bana mutsuzluk veriyor. Halkıma ekstra zaten. O da ayrı veriyor. Çok fazla seçenek de zaten kalmamış gördüğüm kadarıyla. Amfiteyatrolardan birer faith getirme olayı. Ama yine de follower lazım. Shrine'lardan yine follower'ın, 3 follower'ın bulunduğu yerden bir mutluluk geliyor. Shrine'lardan. Garden geç. Garden'ı her yere yapamıyorsun. Çok az yere yapılıyor. Şu da olabilir belki. İleride biraz fayda sağlar bize. Hermitage'i her zaman yapabiliriz. Yani illaki en de sonunda yapabileceğiz Hermitage. Bu da ekstradan 5 kültür artı 5 de turizm getirir. Zaten Hermitage bana kültür getirecek. Kaç kültür getiriyordu? Yine yanlış yere tıkladım. Pardon arkadaşlar. Hermitage. Neredeydi Hermitage? Şurada. Evet. Hermitage'in kendisi 2 kültür getiriyor. Bir de şehrin kendi kültürünü de %50 arttırıyor. Bu ne yapacak? 2 kültür yerine 5 daha fazla gelecek. Buna 7 kültür getirecek. Ama o zamana kadar bu özelliğimiz için hiçbir işimize yaramayacak. Ama şu noktadan itibaren 5 de turizm gelmiş olacak bize. 5 turizm. Bu da iyi. Turizm çünkü diğer devletlerin üzerinde kültürel baskı oluşturmamızı sağlayan unsur. O yüzden turizmi almak mantıklı. Turizmi arttırması faydalı bir şey. Amfiteyatro. Ben Hermitage'i alayım diyorum. İlk defa bunu almış olacağım. Daha önce hiç almadım. Enhancer'larda da şimdi teknik olarak baktığınız zaman ben her zaman ya bunu tercih ederim ya bu. İmkanım varsa. Ama şu an bakıyorum. Bizim pasif olarak, şunlar pasif yayılmayı sağlayan iki tane şey. Pasif yayılmayı güçlendiren. Pasif olarak yayılmamız mümkün değil gibi duruyor. Yani diğer bir deyişle, bizim aktif olarak bir şeyler yapmamız lazım. Şimdi misyonerler, dini olmayan şehirlere, yani şunun gibi dini olmayan şehirlere yayılmayı daha kolay hale getiriyor. Prophet'lar da dini tamamlanmış böyle, dini bütün şehirlere. Dini bütün şehirlere yayılmayı kolaylaştırıyor. Kolay yapabiliyor. Yani sanırım bunu almam gerekecek ya. Yani en sevdiğim unsur bu ama şu an en zayıf durumda olduğumuz için sanırım bunu değil de öbürünü almamız gerekecek. Böylece hızlı misyoner çıkartıp şehirlerimizi geri dönüştürmemiz gerekecek.
Öte yandan şunu alırsak da mesela daha fazla alanı kapsayacak bizim şeyimiz, basıncımız. Daha fazla alan kapsayacak ve şehirler birbirini daha rahat koruyabilecek. Aynı şey bunun için de geçerli. Bu da daha güçlü olarak şehirler, basınçlar kendini koruyabilecek. Bilemeyeceğim ama bunu yapalım. Yapalım. Olacağı neyse olsun. Enteresan iki tane seçenek seçtik. Şimdi bakalım misyonerler kaç paraymış? Kaç puana düştü? 140. 200'den 140'a düştü. Güzel. Güzel. 140. Kim bilir kaç dönüş sonra olacak. Çok mutsuzum arkadaşlar. Çok hassasım bu konuda. Şuraya bakın ya. Başkentimi bile dönüştürmeye başladılar ya. Olacak şeye bak. Olacak şey mi bu? Evet. Devam edelim. Yapacak fazla bir şey kalmadı. İşimiz buraya çıktı. Önümüz dönün inşaata başlayacak. Geliştirmeye. Aslında isterseniz var ya. Şimdi paramız da var. Daha fazla asker yapabiliriz. Şu binaların hepsi bittikten sonra biraz mutluluk da gelmiş olacak. Kolezyum falan yaptık. Yapıyoruz. Bir dakika, bir kolezyum yaptık. Ha, o biraz kurtardı bizi. Şimdi bir tane daha yaptık. Artı ikiye çıktı. The merchants and the traders have come. Şunu diyecektim. Asker yapalım. Asker yapalım. Asker yapalım. Etiyopya'yı def edelim ya. Ya def edelim gitsin ya. Nedir bu çektiğimiz adamlardan? Hemen burada bu da mı varmış? Allah Allah. Neyse, önce bir maden yapalım. Maden zaten sanırım şeyi, şu ormanın kesilmesini gerektirecek. Bu da şu binanın hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayabilir. 12 turn. Yani bu bitti zaten. Hemen buraya temple'ımızı yapalım. Temple sırf faith için yapıyorum. Eğer Müslüman olsaydı burası aynı zamanda mutluluk da getirecekti. Planlarımız böylece suya düştü arkadaşlar. Etiyopya'nın dini baskısını hesabımıza katamadık. Bunu ben buradan değiştireyim. Bakayım, 6 turn, 7 turn, çok bir şey değişmiyor. Yemeğe koyalım. Büyümeye devam etsin. Başkent, aynı şeyi burada da yapalım. Artı 5 yemek. Burasını şey yapmaya çalışıyorum. Bu arada satış yapacaktık, hep unutuyorum. Arkadaşlar hatırlatsanıza ya. Civil Service. Sanırım artık bunu yapsak iyi olur. Compass. Fishing Boats. Trade Route bir tane daha çıkacak ama bir işe yaramaz. Extend Range. Tamam, o da güzel. Galias. Bridge. Ha, o da olabilir. Neyse, şimdilik bunu yapalım. Yani çünkü illaki yapmamız gereken bir şey bu. Şu an yapacak bir şey falan. Tempo, stable. Şimdi bu yapmaya devam etsin. Bu da bunu yapıyor zaten. Başkentte bir dakika ya, ben unuttum ya, başkentte ne ürettiğimizi unuttum. Bizim daha fazla üretime ihtiyacımız var burada. Evet, aynen öyle. 23. Evet, iyi ki de hatırladım bunu ya. İyi ki de hatırladım. Evet. Şimdi bir stable'ın bitmesine bir tane var. Stable bittikten sonra biz burada barak yapmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Barağımız var. Burada asker üretebiliriz. Burada asker üretelim. Bir miktar üretelim. Bu elemanların, bu adamların seviyesine ulaşabilirsek, ki ulaşabiliriz, neden olmasın. Şu anda paramız da var. Bir sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. O yüzden savaşa dahil olabileceğiz diye umuyorum. Savaşa girebiliriz onlarla. Sanırım savaş yolda göründü. Yani bu dini baskıya artık bir yerde dur dememiz gerekecek. Yani şehirlerimizi Hristiyan yaptılar artık, yani bunu kaldıramıyoruz. Çekemeyeceğiz artık bu sıkıntıyı. Bunlara bir dur dememiz gerekiyor. Brüksel, bakın
Yine yapmamışlar burayı ya. Ben bir şey yapacaktım hani unuttuk. Neydi o? Satış yapacağımız bir şey var mı diye düşünüyorduk. Şimdi hemen bir deneyelim bakalım ne var ne yok. Quantenametaçı. Yokmuş buna karşı. Buna satabileceğimiz bir şey. Ao. Geç. Yine Brezilyalılarla. Hep onlara mahkumuz ya. Olá. Dost olabilsek süper olur. Bunları da satabileceğimiz bir şey yok. Estou ouvindo. Satmışız muhtemelen zaten. Open Borders yapabilir miyiz acaba? Yok. Deveremos prosperar através do comércio? Geç. Bir ara misyoner çıkarmışlar ama sonra ne olduysa artık. Tamam devam ediyoruz. Yeni Ha, unitaraşı Open bulduk. Border istiyorlar. Benim de memnun. Bu Ama biraz tehlikeli katil bizi bir takarmıyor. seçenek. Open Borders. Neden? Çünkü eğer buna izin verirsek misyonerlerini serbestçe bizim topraklarımıza sokup istediklerimiz gibi davranabilir, hiç engelleme şansımız olmaz. Ben pek kabul etmek istemiyorum bunu. Zenginler listesi. Vay be. Bu fukara en zenginler listesinde 3. sırada neymiş? Vay anasını. Diğerleri hep paralarını harcıyor aslında. Şu acaba ölmüş mü? Yani yok edilmiş olabilir mi? Acaba sıfır parası var. Neyse geç. Nüfusu arttı buranın. Harika. Demek böyle. Yani defaulttayken değiştim. Yemek gelsin. Güzel. İyi seçim. Ben yapmadım ama kendisi seçmiş. Böyle yaparsak da böyle olacak. Burası iyiymiş ya. Buraya daha yeni geliştik anlaşılan. Ben şöyle koymayayım. Buranın hızlı üretim yapmasını istiyorum. Böyle kalsın daha iyi. Ne ürettik? Stable bir asker yapacaktık arkadaşlar buraya. Guard, bak, nehir kenarı değil mi? Garden yapılabiliyor. Muhtemelen buraya yapılmaz. Neyse. Şimdi ne asker yapalım? Swordsman'ımız var. Bowman var. Atlı asker yapabiliriz. Spearman yapabiliriz. Başka gerisini boş ver. Bu arada yakın bir zamanda şurada bir settler yapıp da şuraya göndereyim. O şehir de kurulsun da kendi kendine bir şeyler yap. Büyüsün bir şeyler olsun. Bir tane kılıçlı askerimiz daha olabilir. Hiç problem. En azından bir tane daha yapmamız gerekiyor. Şu işçi burada işini bitirdi. Sonra o kadar yapılacak çok iş var ki ya. Ne zaman geliyor bu? 6 tane sonra. 6 tane sonra hangi birini alayım bilemiyorum. Spearman. Şöyle gel. Bu. Ne bu? Old Faithful. Güzel. Güzel. Topraklarımızın içinde olursa eğer bu ekstradan 3 tane mutluluk getirir. Bu arada bu bizden keşfetmemizi istiyor. Önümüz dört bir miktar daha aramız düzelecek. Bir dakika. Nereye? Şuraya mı gelsin? Şuraya gelsin bakalım. Bunların şehirleri burada galiba. Tam şurada. Öyleymiş gibi duruyor. Şurada da bir tane güzel bir moldur var. Bunu dahil etsek topraklarımız çok güzel olurdu ama çok uzakta. Bakalım şöyle bir dönelim bir şeyler çıkacak. Burada bir city state görüyorum. Evet onunla da tanışalım bakalım. Vay. Ha, bu da bana geliyor zannettim. Meğersem bir city state. En sevmediğim city state. Çünkü adını okuyamıyorum. Natural 40 puan verdi. Mükemmel. Bu ne diyordu? Ah. Vay anasını. Ne kadar yakınmış demek ki. Ama 40 puanla birlikte kurtardık. Bakın çağ atladık ya. Artık bize bu şehir bu şehrin bize verdiği
12 kültür puanı. Bunun sayesinde şu an biraz toparladık. Hızlı tekrardan doldurabiliriz. Yoksa aslında kültür puanımız çok zayıf şu anda. 12 puan geliyor yani. Normalde şurada 37'nin 12'si oradan geliyor sadece. Tamam. Evet, ne yapıyoruz? Old Faithful'un üzerine çıkamayız. Yürüyemeyiz üzerinden. Şöyle gelelim. City State'e tanışalım. 15 puan. 4 de Faith. Ha, Vatikan'mış bu. Güzel. Evet, sanırım kıtanın son noktasına geldik. Güzel. Tamam. İşçi ne kadarı kaldı? Chop Down Forest. Editör. Kaçlık iyiydi oldu. Neyse geç. Onunla uğraşamayacağız şimdi. Evet, devam edelim. Happiness. Birazcık happiness yetmiyor. Biraz daha happiness'a ihtiyacımız olacak. İnşallah bunu yapabiliriz. Çünkü çok çok ihtiyacımız olacak olan bir şey. Ben o yüzden bunu her şeyin önüne aldım ilk başta. Demir mi geldi? Brüksel'den. Oo, çok kısa sürede bir demir olmayacak mı? Ticaret anlaşmamız sona erdi. Hemen onu yenileyeceğiz. Kiminle tanıştık? Bükreş. Bükreş'le tanıştık. Ama Brezilya daha önceden tanışmış bunlarla. Yani ilk tanışan devlet biz değiliz. Diğer bir deyişle. Evet. Şey bitti. 5 turn'de de bunu inşa edeceğiz. Yine happiness'ımız, mutluluk seviyemiz geri tekrar yükselecek. Bize ne verdi bu arada? Kültür verdi birazcık. Bu da kültür şehri. Birazcık kültür verdi. Geç. Sırada ne vardı? Sırada şu an bir şey yok. Devam ediyorum. Aynen. Paramız birikti güzelce ne. Bu arada kompozit bombonları ben upgrade etmek istersem buraya keşfetmem gerekecek. Evet, burayı keşfetmek de öyle basit bir şey değil. Bayağı bir zaman gerekecek. Ayrıca engineering'i de keşfetmemiz gerekecek. Şöyle yaptığınız zaman bakın. Ha, aslında isterseniz bak burayı keşfetmişiz. Bunu keşfettikten sonra 4 artı 12 hemen buraya geçebiliriz. Şu an okçularımız çoğunlukta olduğu için elimizde daha fazla okçu var. Bunların fayda sağlamasını bize sağlayabiliriz. Çünkü Etiyopya'yla eğer savaşa tutuşacaksak gerçekten güçlü askerlere ihtiyacımız olacak. Etiyopya'nın kılıçlı askerleri çoğunlukta. Biz de karşılıklı olarak kılıçlı asker çıkartırsak onlara denk oluruz anca. Yani üstün bir konuma geçmemiz için bunlara ihtiyacımız var. Şu anki bombalarımız iş görmez değiller. İş görürler. Evet ama çok değil. Neden bir de düşünüyorum? Çünkü demir miktarı az bende. Birkaç tane atlı yapacağım. Plan şu arkadaşlar. Şu anda iki tane atlımız var. Bunu da geliştirirsem şu an işçi burada. Burayı yapacaktı. Bu işçi kendi kafasına göre mi yapıyor? Otomatize mi ettik biz bunu? Ne yaptık? Evet ya. Ben diyorum niye bu kafasına göre bir şeyler yapıyor? Neyse. Yanlışlıkla otomatize etmişim ben bunu. Şimdi bu atlıyı da yapacak. Buradan 4 atlı daha gelir aslında. 4 at gelir. Ben şimdi bu en az 2 tane atlı yapmam gerekiyor. Neden? Savaşta ilk yapacağımız şey bu atlıları şuraya ve daha da önemlisi buraya gönderip en önemlisi burası. Buraya göndereceğiz. Burada yaptıkları madeni yıkacağız. Şurada demirler var ama bunları sanırım henüz kullanmıyor. Kullanıyor olsa artık yapacak fazla bir şeyimiz kalmaz ama büyük ihtimalle kullanmıyordur yani. Sınırlardan dahil değil. Ben hepsini görüyor muyum, görmüyor muyum? Bu sınırları kesin doğru mu? Çok emin değilim. Ama burası kesin. Atlıyı göndereceğiz. Hızlı bir şekilde burayı yok edecek. Böylece
bütün gücünün temelini oluşturan bu şeyler, kılıçlı askerler %50 handikap alacaklar. %50 çok büyük bir rakam. Yani bunların gücü şu an 14 iken birdenbire 7'ye düşecek gibi düşünün. Sanırım. Yani bu yüzdeler bazen değişik etki edebiliyor. Bu arada kervanımızın süresi ne? Çünkü süresi bittiği zaman 9. Çok iyi. Çok iyi. 9 turn. 9 turn sonra arkadaşlar savaşa girebiliriz diye plan yapıyorum şu anda. 9 turn sonra kervanımın süresi biter. Kervanı başka bir yere gönderirim. Herhangi başka bir amaçla. Mesela atıyorum Casablanca'ya gönderirim. Ama menzili yetmiyor biraz da. Casablanca'da hiçbir işe yaramaz. Onun yerine mesela Fez'e gönderirim. Fez ile Rabat arasında gidip gelsin. Ya da Fez'den Sao Paulo'ya gidebilir. Böylece daha güvenli bir bölgede kalır. Evet. Ama 9 turn sonra doğrudan savaşa girmeyebiliriz. Ben teknolojiyi yarım bıraktım. Şu anda bir de bu teknoloji grubunu araştırsak 16 turn'e ihtiyacımız var. Şu teknolojiyi keşfetmek için. Ki şu an bu birazcık daha ön planda. Bunu keşfedersek daha iyi olur. Burada atlı dedik. Aslında atlı yapıp bunları knight'a çevirebiliriz. Bayağı da güçlü olur. Ama bunlar da sonuçta menzilli bir asker çeşidi değil. Kasba. Vay, kasbayı daha yapabilecek konuma gelmedik. Zaten orada da şehrim yok, çölde. Güzel. Benim Petra yapma ihtimalim ancak engineer'le mümkün. Aslında isterdiniz. Yani çünkü oraya yeni kuracağım bir şehirde sıfırdan bir Petra yapmak bildiğini 100-200 turn sürer. Yani hoş biraz zamanla büyüyecek şehir ama bence kasba yapabilmeye başlamadan evvel Petra yapma ihtimalimiz yok gibi. Aslında var da işte ancak engineer çıkarsa öyle yapabiliriz. Evet, şimdilik bunu yapalım. Arkasından şunu, sonra da şunu yapıyoruz. Bu teknoloji keşfedilir edilmez o zamana kadar para biriktirelim. Edilir edilmez de upgrade'lerimizi yapar, ertesi dönüş savaşa gireriz diye planımızı yapıyoruz. Şu an ne yapacağız? Kılıçlı askerden ziyade bombon üretelim. Bombonların hepsini upgrade ederiz. Bu arada burada askeri bir bina yapamıyoruz değil mi? Yapamıyoruz. Askeri bina var mı? Peki bir üstü. Şu ankinin bir üstü. Şurada yok. Şu ankinin bir üstü burada. Yazık ki oraya gitmemiz uzun sürecek. Şu an en iyi ihtimalle en iyi askerleri burada yapabiliriz. Tamam arkadaşlar. Durumumuzu biraz az bir şeyde olsa topardık. En azından mali sıkıntılarımızı çözdük. Happiness konusunda hala sıkıntılarımız devam ediyor. Dini konularda gördüğünüz gibi durum vahim. Nüfusumuzun yarısı Hristiyan'a döndü. Sadece başkent direniyor. O da zor şartlardan direniyor. Bu şehrimiz de uzak. Müslüman'a dönüşemedi. En azından dinimizi geliştirdik. Artık o özellik, yeni aldığımız özelliklerde kullanma şansımız var ama onun içinde daha fazla faith puanına ihtiyacımız olacak. Bunların hepsini bir araya toplarsak arkadaşlar önümüz bölümlerde çok daha heyecanlı oyunlar bizi bekliyor gibi görünüyor. Görüşmek üzere arkadaşlar.